At angular AngularJS expressionlarına ifadelerine geldik. AngularJS datayı expression kullanarak bağlıyor. AngularJS expressionları double braces, iki tane süslü parantez arasında aynı Laravel'deki blade gibi bir sistem var. AngularJS expressionları ile veri bağlamamız ng direktiflerine bağlamamıza benziyor. AngularJS expression'ın bulunduğu yerde tam olarak o yerde veriyi yazar. AngularJS expressionları, JavaScript expressionları gibi literal'lar, operatörler ve değişkenler içerebilir. Literal dediği yazılar mesela boşluk içerebilir. Operatörler var. First name ve last name birleştiriliyor. 5 artı 5 birleştiriliyor gibi. Burada bakın bu veriler karşımıza gelecek. Hemen bakalım. 5 artı 5 gördüğünüz gibi karşımıza geldi ng-app'ı kaldırırsanız if you remove ng-up e, bunu yapamayacaktır diyor. Evet gördüğünüz gibi directive giderse ng ng-up directive'i gittiği zaman hiçbir şey gelmiyor. Bakın directive çok önemli. Bu sebeple e, ng e, directive'leri bizim için gerekli sayıları kullanmak için ng init diyoruz. Quantity 1, cost 5. Birden fazla atama yapabiliyoruz. Quantity ile cost'u buradan çarpabiliyoruz. Bakın atıyorum buna kadeve diyelim. 100 liralık bir şeyin kadevesini bulmuş olalım. 118 gördüğünüz gibi. Kadeve fiyat. Fiyat dedik. KDV Bakın atıyorum. D 450 liralık bir şeyin KDV'siyle 531 liraya gel geldiğini görebiliriz. KDV dahil fiyatı. Evet gördüğünüz gibi normal javascript ile çalışır gibi işlemler yapılıyor. Gayet güzel uygulamalar üretilebilir bu şekilde. ng-binding kullanarak yaptığımız zaman burada bakın ng-bind ile Quantity, Cost'u bağlıyoruz buradaki değerlere, daha farklı yapıp span içinde gösterilebiliyor. Evet, ng-bind yapıldı burada da. Quantity'nin değeri, Cost'un değeri bağlama sonucunda karşımıza geldi. ng-init'i kullanmak pek ee, yaygın değil diyor daha iyi e, buradaki şeyleri kullanmayı göreceğiz dedi. Stringlere geçeceğiz bir sonraki derste.